Gözlükler emanet, teşekkür ederim delikanlı. 10 numara ayın 5'i gibi olmuşsun. Baktım şeyde aynada da. Ayın 5'i gibi mi olmuş? Tabii bizim maaş günü ayın 5'i. Biz zaten bir 5'inde mutluyuz. Bir de yemekhanede. Başka yok. Hep üstüne. Çok iyi. Şimdi ben biliyorsun bizim programları da sen takip ediyormuşsun zaten. Ediyorum. Oturup hikayelerimi anlatıyorum. Güzel güzel hikayeler anlatıyorum. Sosyolojik tespitler yapıyorum. Yapıyorlar. Babamdan dayak yememi anlatıyorum. Bilmem kaç milyon insan izliyor. Bir abi ne güzel dayak yemişsin baban. Lan sokakta biri seni çevirip babandan ne güzel dayak yemişsin diye över mi? Övüyorlar. Sen nasıl benim babamla hikayelerimi dinle dedin. Aynen abi. Dinledik. Hakikaten yok olduk. Ki inşallah yeni dönemde de İstanbul'a çağıracağız. Yalnızca babanın oğlu Kemal'in hikayeleri oluşan babala da bir program yapmayı ben hedefliyorum. İnşallah sen de kabul edersin. Güzel programlar yaparız. Bak babamın bana attığı dayaklar burada neden ne köprü olur? Olur mu? Seninki yaratıcıymış ama. Sanatsal. Aynen. Mesela benim peder balık hastasıydı. Tabi rakı hastası da, şarap hastası da. Şimdi böyle sıcak bir ortamda bu aylarda mesela balığa giderdi. O gelmezdi 5-6 gün. Alırdı 5-6 şişe şarap ya da rakısını alırdı giderdi. Bir de Durmuş Alaga vardı onun çocuk arkadaşı. Baş parmak yok. Adam bıçkıcı. Keserken baş parmak kopuyor. Hastaneye götürürken bana parmak mı lazım? Ya atıyor camdan parmağı. 9 tane var diyor ama daha bir tane olmasa ne olur? Atıyor tarlada marada abi s**t edin aramayın diyor boş verin. Biniyorlar geliyor parmak yok. Oltayı böyle atıyor. Parmak yok. Onlar beraber takıyorlardı. Çocukluktan arkadaşı. Şimdi göle gitmişler Tozaklı Gölü'ne. Orada bu sıcakta içersen vinik o şarabı, böyle koca şarabı. Maymun olursun. Bizimki yatmış böyle güneş altında kalmışlar. Aga gelmiş oraya tarla sulama. Mısır var gölün kenarında. Bende de o zaman cep telefonu var. Cinayet aleti gibi. Abin 18 var. Bu kadar. Aradılar köyden. Dediler burada bir dayı yatıyor. Oğlum yazıyor telefonda. Nasıl yazdıysa yazmaz gene. Lead yazar bir şey yazar ama. Oğlum yazmış. Aradı beni. Dedim geliyorum dayı sen ayrılma onların başından. Bir gittim olmuşlar kırmızı 8. Böyle bir yaklaştım. Pelerin gözleri bir açtım. Pepsi kapağı gibi olmuş. Yarısı kıpkırmızı, yarısı yeşil. Çakır gözlüydü benim peder. Sarı saç, kıvırcık. Çerkez Mustafa dedim herkes tanır Pınar Sarı'da. 7-24 online. Hep mazot hiç bitmez hep ibre full. Gittim baktım bunların durum maf. Durmuş alaka orada bıraktık zaten. O ayılınca gelir dediler. Pedali kaldırdım ben. Motora bindirdim. Viran bir mobilet vardı onda. Ama şimdi yolda lastik patlamış bunların gelirken. Göle gelirken. Bunlar lastiği bir şekilde yapmışlar. Ama o vidaları tam sıkmamışlar. Ön lastik langır langır gidiyor ben farkında değilim. Oradaki dayı da yardım etti. Arkama bindirdiler pedal ama pedal gönyede duramıyor. Gaz veriyorum geri gidiyor. Fren koyuyorum üstüme çıkacak. Dedim dayı sen burada ip var bağla onu sen dedim benim sırtıma. Ben dedim Pınar Sarı'ya giderim böyle. 5 metre iple bağladılar pedali sırtıma. Şimdi toz hakkından aşağı bir sarkıldık böyle orada bir belediyede rampa yapmıyor. Dik aşağı çok virajlı. Atlama yapmış oradan. Oradan bir atladık ön lastik gitti amına. Baktım gidiyor. Maşalar bir kakıldı. Ben o zaman 50 kiloyum. Peder var belki 80 kilo. İple bağlıyız o gidiyor ben nereye gidersem gidiyorum. Dirseklerde et kalmadı. Tabi oradan uçarken peder benim önümden uçuyor böyle arkadan. Direksiyona bir patlatıyor. Ön dişler kalıyor direksiyonda. Kahveler önünde millet topladı bizi. İpi mipi çözdüler. Hastaneye gittik. Anam hastanede nöbetçi karı. Hemşire. Bir gördü bizi. Alp perişan. Pansuman. Peder zaten hiç. Sıfır. Narkoza da gerek yok. Olduğu gibi koydular sedyeye. Bayat balık gibi yatıyor sedyede. Hiç tepki yok adamla ya. Sabah kalktı beni dedi kim dövdü diyor. Dedim kimse dövmedi seni ve gölde düştük. İnandıramadık ama bir posta geçti bize tabii hızlı bir. Sen biri dövdü diye seni mi dövdü? Tabii. Ay Allah. Sen dövmüşsündür kesin dedi döktü bizi. Ya bizim pederin de gerekçeleri çok saçmaydı da. Ya onlara gerekçe gerekmiyor ki adam canı sıkılıyor geliyor takılıyor. Buradan bütün babalara sesleniyorum. Yapmayın böyle şeyler şimdi. Dövmeyin. Bütün babalara seslenmeyelim. De benimkine seslenmiyorum. Diğer babalara sesleniyorum. Biraz şey yapın ya mantıklı olun birazcık ya. Neler yaşadım abi? Ben mesela mahallenin trafosunu patlattım. Babam bir dayak çekti bana sanatsal. Nasıl? İnce işçilik yaptı. Kaba üstünden geçmek var hızlı bir de bu özene yaptı. Şimdi adama aklı yani. Ben 15 yaşındaydım. Bizim mahallede benim köpeğim vardı Bobby. Köpek kapıştırıyorduk sigarasına. Öyle kavga ettirdi. Kimi güdüverse bir paket Marlboro alıyordu öbürküne. Yayanın köpek vardı bizim Cigi yayanın köpek. Onu boğdu benimki. İşte eğlendik. Ben sevinçten zinciri havaya bir attım. Tam trafonun dibinde böyle. Bir alev topu oldu aşağı doğru trafo patladı. Mustafa abi var bizim sütlüceyle o da tekte çalışıyor. Adam beni yakaladı herkes kaçtı beni yakaladı. Gel bakalım buraya trafoyu patlattım. Şimdi polisler geldi kaç yaşındasın 15. Baban kim Mustafa Dilger. Nerede çalışıyor? Çimento fabrikası. Getirin. Adam zaten normalde beni görünce tüyleri dikiliyordu. Gene ne yaptı acaba diye. Adam da üstü başı toz içinde işten getirdiler mi? Getirdiler. Ben şimdi şimdi bandının sürmeye başladı o gelirken o sinyalleri veriyor zaten. Hemen polisin arkasına sarkıldım öyle koltuk altından bakıyorum ne sen yapıyor de, diye. Ben de polislerin arkasına saklandım. Çok saçma değil mi ya? İnsan babasını görünce babasına koşmaz mı lan? Ben biliyorum çünkü perşembenin geliş çarşambadan beri daha oradan uçacak o bana. Biraz daha yaklaştırayım diyorum kendime. Baktım geliyor. Mustafa abi işte senin çocuk böyle böyle yapmış. Yapar it dedi. Nerede o dedi. Şimdi polisin arkasında hemen. Polis bir çekildi çıktım ortaya. Buradayım baba dedim. Karışanın anasını s**erim dedi polislerin yanında. Bana bir daldı abi eve kadar. 300 metre boyunca ince işçilik. Baba öleceğim diyorum geber diyor tohumuna sokayım. Seni yapacağıma diyor çam ağacı yapsadım en azından gölgesinde bire içerdik s**erim. Bu ne diyor ya? Anam çırpınıyor. Piknik tüpü kadar karı ufacık aramızda. 4 saat rahat dövdü. Sektiriyor bu çekyattan o çekyata, o çekyattan o çekyata. Anam arada yakalamaya çalışıyor beni karı bir şeyler yapmaya çalışıyor. O zaman 41 kere maşallah. Burada komple dikiş. Baba rahmetli oldu bu arada. Ama babamı çok severim. Şimdi keşke sağ olsaydı. Tabii öpülecek ya. Eller toprak altında kaldı. Keşke olsa da bugün gene dövse. Ama beni keyiften değil yani. Ben çok yaramazdım. Ben mahalleye çıktım horoz ötmüyordu. Yeri belli olmasın diye. Çünkü yakalayıp kesip yiyorduk.
Allah. Abi ben kendim kadar indi vurdum, yakaladık yedik. Tabii bir kanadını yiyebildik, geri kalanını yiyemedik. Şimdiki kayınçom, önceki arkadaşım Salih Demirbaşar, ona da buradan selam göndereyim. Trakya işi olsun, macir işi. Onunla beraber çocuğuz böyle. Onlar sanayide çalışıyorlar. Biz okuldan kaçıyoruz, maçıyoruz. Kışlalara gidiyoruz böyle. Hayvan bakılan yerlere. Orada indiler falan tavuklar. Somun kullanıyoruz böyle. Böyle kesme somunlardan. Telin arasından Salih soktu kafayı. Zaten 40 kilo. Islatıp tarsan 40 kilo anca gelir Salih. Çekti. Kuş lastikle bir patlattı. Erkek indiği vurmuş. Hayvan böyle zıplamaya başladı. Ben gittim atladım, indi benimle beraber çatağa gitti. Sonra büyük kayınço hali yetişti. O biraz daha tonajlı. Çöktü indiye. Tonajlı. Çöktü indiye. Yani kestik bir kanadını, yedik, geri kalan kaldı. Bütün hikayelerde bir hayvanlara bir şey yapıyorsun. Bak. Yok abi, o çocukken yapılmış şey. Bilinçsiz şeyler. Onunla alakası yok. Mesela şimdi güvercin besliyorum, hiç kıyamıyorum. Bir tüyü kopsun istemiyorum. Tabii tabii. O kadar tatlı, o kadar samimi insanlar ki birisine ne haber diyorsun? Pınarhisar'da mesela. Ne haber diyorsun? Bütün yedi ceddini anlatıyorsun adam. Direkt sanki 10 yıllık arkadaşınmış gibi hemen sohbete başlıyorsun. Sıcakkanlı insan. Ve biraz da böyle piz durumu çok yüksek burada değil mi? Ya alkol olmadan olmaz. Ben kullanmıyorum mesela alkol. Zaten kullanamıyorum. Bende doğuştan alkol var. Babamın beni ayıkken yapma ihtimali yok zaten. Pizciydi yani. Sağlam pizci. 7/24 online diyorum sana. Ben bir bardak, bir çay bardağı rakı içeyim, 3 gün için bulanıyor. Tohumda var zaten, gerek yok. Orijinalde. Yengemiz de burada. Eşim Handan. Ona da ben her yerde, kendi düğünümde de söylemişimdir. Ona küçük bir şiir yazdım ben. Handan, kurban olsun sana bu pandan. Seviyorum seni candan, yürekten buradan, kutuplardan. Yenge bu şiir etkilemedi galiba seni pek. Hep duyuyor ondan. Söylerim, hiç çekinmem. Seviyorsam söylerim abi, ne söylemeyeceğim. Eyvallah. Ne kadar oldu sizin evliliğiniz? 10 yıl oldu. Ne güzel. Rahmetli. Ki son zamanlarda 10 gün bile birbirine tahammül edemeyen ilişkiler söz konusu ya şu anda. Sizin 10 yıl sonra bile birbirinize böyle güzel güler yüzle bakmanız ne güzel vallahi. Abi tebrik insanın ederim. Cüzdanına bakmadan vicdanına bakarsan 10 yıl değil 100 yıl sürer evlilik. Benim kayınpederim senelerce kasaplık yapmış hayvan. Adam hayvan tartmış. Hayvan tartmaya alışmış daha doğrusu Sinan adam. Şimdi oradan çıkarırken hayvana bakıyor böyle, kilo koyuyorlar onlar. Bu 200 kilo gelir diyor, ona göre para. Götürüyorlar kantara koyuyorlar, 210 kilo geliyor. Artı eksi 10. Türk standartları gibi olmuş. Şimdi Kasım amcamla beraber istedik. Babam rahmetli olmadığı için hanımı. Böyle şimdi adam kestiremedi uzaktan beni. Gözler de görmüyor pek. İstedi amcam, bir ayağa kalk bakalım görelim dedi. Öyle yaptım, ayağa bir kalktım. Hayvan tartar gibi demek ki gözünde, tarttı bir teraziye koydu. Tamam dedi, kızan kuvvetli olur dedi. Demek ki zayıf olsak vermeyecek. Allah'tan Allah. Bakılıyız yani. Allah ayırmasın. Amin inşallah. Allah sizlere de nasip etsin. Amin. Senin nasıl geçti? Ya da gençlik, rüzgar, yenge yokken hazır, yengeyi de gönder. O zaman ben direkt anlatayım. Vallahi mi? Anlat abi. Bipini bipini siz ayarlarsınız zaten. Şimdi bu rütük resmi gazetede yayınlandı mı? Anlat abi. Anlatayım abi. Şimdi bizim abi, ben 16 yaşındayım. Bizim kamyoncu Faruk abi var, dengesiz Faruk. Adam gerçekten dengesiz yani. Hiç sağa solu belli olmuyor. O dedi, gel dedi, seni İstanbul'a götüreyim. Okuldan da kaçtık zaten, öyle geziyoruz. Atma köpek gibi sağda solda. Tamam dedim abi, gelirim be. Canım sıkılıyor zaten. Ne yapacağım dedim be. Gelirim. Sigara var mı? Var. 5 paket sigara var. Atladık kamyona, gittik. Dönüşte Faruk abi dedi, sen milli oldun mu dedi. Dedim öyle yalap şalap pantol üstünden olduk dedim. Tamam abi. Meteorculuk. Evet. Tamam dedi, ben dedi sana dedi güzel dedi bir abla bulayım dedi. Tamam dedim, ya bul abi, nasıl yapacağız? Kamyon da boş. Dolu gittik, boş dönüyoruz. Battaniye de var arkada. Ben dedi sana dedi ayarlayacağım. Tamam dedim abi, geldik böyle Çatalca Köprüsü gibi bir yere geldik böyle. Köprü altı gibi bir yer. Tamam dedi, bak abla orada dedi. Tamam dedim abi, ben hazırım. Tabi o zaman bir de kendimi erkek eşek gibi hissediyorum her zaman. Her zaman hazır böyle yani. Yalnız tek bir sorun var. Bende biraz hormon bozukluğu var. Hormon bozukluğu? Böyle uzayamadık. Ne olacak? Vücut buraya vurdu. Bak bizim izleyicimizin yaş kitlesi çok iyidir ama yeni nesilden bebeler falan varsa oğlum, bizim zamanımızda öyle sosyal medyadan gidip de açık saçık video izlemek bilmem ne yoktu. Bizim zamanımızda bizim abilerimiz, amcalarımız, dayılarımız alır vardı. Götürürdü. Ha, onlar öğretirdi konuyu bize yani. Konuyu bilerek başlamak sizi sapık olmaktan kurtarır. Çünkü konuyu hiç bilmeyen adam diye dolaşır bizim değil mi? Bizim mahalle abisi beni götürdü, çıktığın yeri gör bir kere dedi işte. Bir fikrin olsun dedi, sana sonra geliştirirsin. Evet. Köprü altı. Girdik abi, kasaya attı battaniyeyi, serdi bunu yere, serdi. Bir bayan bindi, bana dedi soyun. Soyundum, toplandı, indi arabadan. Faruk abi ne çabuk dedi be. Dedim abi, olmadı ki bir şey, nasıl ne çabuk. Gel buraya dedi be, neye vermedin bu kızına dedi. Faruk 5 liraya yenecek lira dedi, ben sana 10 lira vereyim sen ye dedi ona. Evet. Bu hikayeyle de Rütü'yü karşılamış olduk. İstanbul'da da gelecek Babalı TV stüdyolarında. İşte. Onun hikayelerini dinlemeye devam edeceğiz. Babanın oğlu Kemal konuğumuz da. Bildiğiniz gibi Pinch programı çok enteresan bir program. Program kişilerin üzerine çıkabiliyor bazen. Bizde de öyle oldu. Mesela bana Oğuzhan abi nasılsın, ne haber demek yerine Pinch çeksene Pinch gibi mesajlar geliyor. Sanki burada Pinch programı yapan ben değilim de Pinch programı beni yapıyormuş gibi bir durum var. Daha öncesinde de çok yetenekli arkadaşlarımız Pinch programına geldiler. Seslerini duyurdular. Seslerini duyurup iyi iş yapan insanların çoğu da ünlü oldular. Hepsine de selamlar. Çok başarılı arkadaşlarımız programdan çıkmıştır. Mesela birçok müzisyen arkadaşımız şarkısını ilk defa bu programda duyurdu. Sonrasında aldılar gittiler. Kimisi de bu durumun illüzyon
illüzyonuna kapılıp şunu söyleyebiliyor bana. Diyorlar ki ben Babala TV'ye geleceğim, program yapacağım. Ben Pinch'e konuk olacağım, şöyle olacak, böyle olacak. Biz de şunu söylüyoruz insanlara ama çoğu zaman anlatamıyoruz. Pinch kimseyi ünlü yapmıyor. Babala TV'de burada program yapan insanları ünlü yapmıyor. Nasıl ünlü oluyorlar biliyor musun? İyi iş yaparak. Akacak kan damarda durmaz diyoruz biz buna. Seni de ben programı almadan önce tanıdım. Yardın bizi. Ben de dedim ki gel bütün milleti yar. Sen de abi olur mu öyle şey dedin? Oluyormuş. Bir bölüm çektim. Bu arada çok hastayım. Çok özür dilerim sesim için. Neyse. Neler değişti? Pinch programından önceki babanın oğlu Kemal ile Pinch programından sonraki babanın oğlu Kemal arasında ne gibi farklar var? Memnun musun? Tepkiler çok olumlu. Küfür eden de var. Birkaç tane. Olur olur. Ama güzel küfür etmiş. Tebrik ettim. Abi seni seviyorum. Sen nasıl bu çocuğu modelisin yazmış. Derler. En azından başta sevdiğini söylemiş yani. Onu duymayacağız artık. Önceden mesela selam vermeye adamlar selam vermeye başladılar. Önceden karton bardakla çay içiyordum. Şimdi cam bardakla çay içebiliyorum. Sayende belki hayatta karşılaştığım en güzel ortam. Estağfurullah. Hayatta yani şans yani. Çok büyük bir şans. Benim belki hayatta karşılaşabileceğim en iyi şey. En iyi pozisyon. Ama sen kendin o kapıdan içeri girdin. Kendisine Babala TV'de sıfırdan yepyeni yalnızca kendisinin ve konuklarının olduğu bir program yapacağız. Bu yüzden de onu kutluyor ve hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sana inanıyoruz. Daha nelerle karşılaşacaksın inşallah. Biliyorum ki televizyon kanallarından falan aramaya başlamışlar seni hemen. Bak görüyor musun? Yani ama şöyle. Benim de pis bir huyum var. Ben yola çıktıklarımı, yolda bulduklarımı değişenlerden değilim yani. Ben onlardanım merak etmeyin. Ben her türlü satarım diyor yani. Artık ne yapacaksın? Abi öyle şey olur mu? Ya, evliliğimin ilk yıllarını anlatabilirim. Bence bunu... Kaçmak yok. Herkesin boku ortaya çıkacaksa seninki de çıksın. Niye hep benim bokum ortaya çıkıyor? Leylek kemik uçuyoruz ama kıçına bakarmış. Ben bunu yüzden çıkarabilir miyim de. Öyle kenara kaçmak yok. Ben bir yıl lapa pirinç yedim ya. Kirket gibi sıçtım bunun yüzünden. Kerpiç gibi çıktı böyle. Abi bir yıl neler yaşadım. Buraya kadar dolmuşum. Düşün önüme eğilip ayakkabılarımı bağlayamıyordum. Ama bir yıl sonra düzeldi tabii. Rektefe'ye girdik. Rolante'ye girdik. Devam ettik. Uyur gezerlik de vardı onda. Ev içinde geziniyordu geceleyin. Bir kalkıyorum yanımda kimse yok. Ya da nara atıyor. Yeet. Bir akşam bir bağırdı. Ödüm koptu lan. Ben kiminle evlendim ya? Evin içinde geziyor. Var mı hala bu sorun devam ediyor mu? Yok. Ben yendirdim o sorunu. Nasıl yendirdin? Sarılarak yattık. Ne yapayım? Karşı komşuda bulacağız yoksa. Kalkıyorsun mutfağa su içmeye gidiyorsun. Durmuş orada heykel gibi. Gözleri de kapalı. İş ödüm kopuyordu geceleyin. 8 yaş küçük ama hala lafını dinlerim. Evim İçişleri Bakanı. Maaş kartım bile onda. Ben de ona veriyorum. Kartonda. 5 lira parayla gönderirsen kahveye. 6 tane misafir geliyor. Bakıyoruz birbirimize 6. çayı içecek ama nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz. Allah'tan ufak yerde yaşıyoruz da Ahmet abi yazıyor yani. 5 yol kraterine buradan selamlar. Biz önceden çocukken bisikletlerle böyle konvoy yapıyorduk. 10 kişi, 15 kişi. Arkamıza böyle kartondan. Arkasına yazıyorduk. Urfa Cesur, Öz Diyarbakır. Bilmem ne öyle seyahat meyahat. Şimdi tam o konvoy zamanı. Ben okuldan gelmişim. Bütün mahalle cıvıl cıvıl. Annem tuttuğumda bir gün bana. Ya dedi Duygu'ya bisiklet sürmeyi öğret kız kardeşim. Tam heyecanlıyım. Konvoyun başına geçmem lazım. Tam çıkacağım. Annem tutundu bunu al da buna bisiklet sürmeyi öğret. Bizim orada da itfaiyenin orada çok büyük bir dik aşağı yer var. Parke taşlar falan da yok. Eyvah eyvah. Gel dedim gel ben senin dedim. Tedavi edeceğim gel. Öğreteceğim ben sana bisiklet sürmeyi. Kızgın mısın bu sırada? Abi nasıl kızmayayım? Konvoyu bırakmışım. Öbür mahalleye gitmiş konvoy. Benim yetişme imkanım da yok. Gel dedim kardeşim ben sana bisiklet sürmeyi öğreteceğim. 18 vitesli bisiklet dikin başına gittik. Bak dedim kardeşim bu ön fren, bu arka fren bunlar pedallar. Çevirirsen gider frenleri sıkarsan durur. Bir tekme direk dikten aşağı. O saçlar nasıl gidiyor böyle arkadan görüyorum ben böyle. Sabit sol. Dikenli tellerden top ağaçlarının içine hemen bisikletimi aldım dedim. Annem öğretti mi dedi. Öğrettim öğrettim dedim bir tur attı. Ben yapıştırdım konvoyu yakaladım. Şu an iddia ediyorum. Uçak kullanır bisiklet kullanamaz. O travmayı atlatamadı bir türlü. Heyecanlı zamanımda benim zamanımı çalıyorlar. Kardeşlerin de böyle bir şeyi var insana ya. Yürüteçte yürüyor herif. Ya yürüteçte yürüyen herife oyna diyor bana babam. Nasıl hatırlamayacak ki ya ne ya oynayacağım yani. Daha bıngıl daha sertleşmemiş pezeven gibi böyle bir evuk topuk. Şimdi dayak mesela sadece aileden gelmiyor ki. Arkadaşlarımla gittiğim her ortamda potansiyel tehlike etrafımdakiler. Bir şey yapmasan da onlarla beraber bulunup dayak yemek zorunda kalıyorsun. Arkadaşım var benim buradan. Erdem diye bir arkadaşım. Sınıf arkadaşım. İşte onunla okuldan kaçtık biz o zaman. Tarla sürmeye gittik biz. Aç. Evet. Sigara almamış, su almamış, ekmek yok. Akşama kadar açlıktan uzadık. Sürdük tarlaya geldik. Akşamüstü böyle hava karardı kararacak. İşte ne yapalım, ne edelim dedim. Bak Erdem eve gidelim. Benim dayak yiyeceğim içimi doyuyor. Çağırıyor böyle yani. Arkadaş dedi gel dedi. Ben dedim köfte ısmarlayacağım sana. Ahmet Bey'e gidelim. Ahmet Bey'in köftesi meşhur. Dedim bak gitmeyelim. Başımıza bir iş gelir. Tam akşamüstü saati böyle. Gidelim dedi ya Ahmet Bey bizim. Sıçtık. Kesin dayak yiyeceğiz yani. Kesin olay çıkacak. 4 kişiydik arabada. Ben açlıktan, yorgunluktan böyle Ahmet Bey'e gidene kadar azıcık böyle kestirmişim. Bir uyandım ki böyle iki tane kız gidiyor böyle. Bizimki de camdan böyle kafasını çıkarmış onlara laf attı. Tam Macir Mahallesi'ne denk gelmişiz Ahmet Bey'de. Bunlar ormanda çalışan adamlar. Kızlar bak gidin sizin için iyi olmaz dedi. Abi ilerledik böyle bir dört yol ağzı düşün. Kirketleri yola dizmişler. Böyle bir şahin, böyle bir şahin, böyle bir şahin. 3 araba insan. Yolu mu kesmişler? Yolu kestiler abi. Geri de çıkamadık. Beni camdan çektiler direkt. Bir ara böyle beni havada çevirirken şoförü gördüm. Şoföre bir patlatmışlar bu göz olmuş bu kadar şoförü. Erdem'e de bir tokat vurdular onun kafa vurmuş kaportaya kaçtı bunlar. Abi o beşi bana bir daldı mı? Tek kaldım. Kaçamıyorum. Yani bir de öyle bir pis pozisyona düştüm. Yani ben normalde şöyle kollarımı kapatayım. Bir insan vurduğu zaman açamaz yani. Bak bana bir patlatıyor abi. Yelken gibi açıyor kollarımı böyle. Bir de vuran adamlar ikiz. Ya diyorum şimdi kendi kendime muhasebesi yapıyorum. İkiz. Halimle Naim. Sonra tanıştık biz onlarla. Hep aynı adam vuruyor. Ulan diyorum bir...
Bir insan bu kadar seri vuramaz diyorum kendi kendime. Hani hem dayak yiyorum hem düşünüyorum. Uzun saçlı bir eleman var böyle yapıyor. Bak adamdaki rahatlığa bak. Saçları böyle uzun vururken önüne geliyor ya. Böyle toplayıp yapıştırıyor. Bıraktılar. Benzinle gittik. Bir aynaya bakayım bir dedim. Ya kendimi tanıyamadım aynada. Her yerimden farklı bir şişik var böyle. Herifler öyle bir dönmüş yoğurtmuşlar. Bu tarafımda fazlalık vardı mesela o gitmiş. Vura bu tarafa geçirmişler onu. Şoförün gözleri kapanmış ikisi de. Acı soğan olur ya böyle mor soğan. Aynı öyle morarmış gözleri. Yıkadım elimi yüzümü dışarı çıktım abi. Bak üstümde benim montum vardı. Annem almıştı. Montum bir tek kolları kalmış abi. Elimi cebime atayım sigara çıkarayım dedim. Cep yok. Bir tek montum kolları kalmış burada. Gövde tarafı hiç yok. Ya düşün altımda atlet yoktu ya. Kaza çıkarmadan atleti almış altımda. Düşün dayağı düşün. Oturduk mu benzinle? Onun muhasebesini yapıyoruz. Sen niye kaçtın? Onu ekliyor. O ona sürüyor. Ben onlara sürüyorum. Adamlar bir daha geldi mi? Erdem'e dedim çakmağı ver dedim. Ben bu benzin pompasını alırım. Bu sefer daha gelirlerse basarım yani. Başka çare kalmadı. Dayak yiyecek mecalim kalmadı abi. Adamlar durdu. Birer tane bir almış eline geldi. Kardeşim kusura bakmayın. Biz sizi yanlışlıkla duymuşuz. Dedim abi estağfurullah. Bana böyle yaptı. Aslan sen kaç yaşındasın dedi. Ben en çok sen dayandın dedim. 17 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın dedim abi. 35 yaşındayım dedi. Ah bir baktım iki tane. İkizleri gördüm. Arkadaşlar siz iki kişiymişsiniz. İki kişiyiz biz ikiziz dedi. Herkesi evlere dağıttık. Eve gittim uyuyamıyorum. Sağ tarafıma yatamıyorum. Sol tarafıma yatamıyorum. Kaburgalarım hepsi kırılmış. Beni dövdüler dinlene. Tabii yemeğine güzel geliyor. Kalk kalk kalk. Sen bir de yeğene sor. 6 ay bulanık sıçtık. Hiç onu kimse söylemiyor. Babam gene gülüyor. Oh diyor. Siz zaten bir şey yapmasanız dövmezler sizi. Pezevenkler siz muhakkak bir şey yapmışsınız diyor. Helal olsun diyor. Pınar Saray'a gelirlerse kahve alacağım onları diyor. Adamın zihni tak. Abi eğlenirken bir şeyler oluyor mutlaka. Ne yapayım ben? Yani ben senin şimdi hikayelerini burada çok harcamak istemiyorum sonuçta. Bu benim programım. Ana s**tim programın gelip burada. Anlatıyorsun bütün hikayelerini. Yazmışlar bir önceki bölümü. Sen git Kemal gelsin falan yazmışlar. Ne yapacaksın? O kadar anlat. 2 sezon program yap. Sonra birisi gelsin. Komik hikaye anlatsın. Hemen sen git o gelsin. Sana da yapacaklar aynısını Kemal. Kemal bu dünya seni de yok edecek Kemal. Twitter'da ne linçler yiyeceksin Kemal. Sağlık olsun abi. Yok pes etmiyor. Yapacak demek ki artık. Bence de yapsın. Burada oturup ünlü konuk alacaksın kendi programında. Heyecanlanacak mısın? Abi bana su üstünde yürüdün mü diye bir soru soruyorsun şu an sen. Dur. Hiç şey yapma. Buraya şimdi ben ünlü konuklar getireyim. Bakalım babanın oğlu Kemal onları nasıl ağırlayacak. Şop. Ben sigara içebilir miyim Oğuzhan abi? Ya içim kıpır kıpır diyorum sana ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel gözüküyorsunuz. Ablam Burgaz'ın camları gibi 10 numara. Ne? Teşekkür ederim. Burgaz'ın camı. Pırıl pırıl. Ne diyeceğim unuttum adamı sorsa söyleyemeyeceğim. Abi benim illaki bir sigara içmem şart. Yani nedir proje var mı? Yeni... Abi Vincent'ın heyecan yapmamasının imkanı yok ya. Ayak sanki benim dil tutamıyormuş. Çek. Bir insanın ağzı titrer mi ya? Titrer. Al. Nasıl ünlü olmak? Nasıl bir duygu? Zannettiğimiz kadar güzel bir yaşantı mı? Birilerinin yarısına parmak basabildiğim noktada bir işe yarıyor ünlülük. Yoksa bir işe yaramıyor. Ve iyi parmak basıyor gibi gözüküyorsun yani abla. Birilerinin hayalini yaşıyorsunuz farkındasınız değil mi? Yani bu öyle ortamları görüyorum şu an yakından. Aslında çok güzel bir dünya ama arkası çok... Güzelliği açar mısın bana yani? O da güzel. Rahatlık bakımından, ekonomik olarak. Evet. Gayet rahat. İstediğinizi yiyip istediğinizi çevirme, giyebilme şansına her sahipsiniz. Çoğu zaman diyelim. Çünkü bizde mesela biri dışarı... aradı mı herkes arar. Kimse aramadı mı da bir kişi aramaz yani. Önyargı olarak algılamayın da insanlar mesela sanatçılığın çok çok daha rahat yaşadığını, işte daha güzel evlerde oturduğunu... Hayat size güzel. Yani biz insansak onlar ne, onlar insansak biz ne diye bize sorgulatan... Karşımda bulmuşken yapıştırayım bari ne diyeyim yani. Ama bize yapışmıyor. O değil, öyle değil tabii. Dışarıdan öyle gözüküyor evet. Diyorsun yani. Tabii. Kentsel dönüşümde oturuyorum oğlum ben. Ben evimde yemek yemeyi bırak saçımı tarayamadığım günleri biliyorum yani. Kuaför kullanıyordum diyorsun yani. Ben senin taran olayım saçlarını tara benimle. Jiks mekanlar, yani, güzel kıyafetler, 10 numara ayakkabılar, 5 yıldız arabalar. Yani dışarıdan gözüken o. Bu kadar çalışmanın verdiği kazançla arzu ettiğimiz şeyi alıyoruz evet. Olsa ben ünlü olmayayım ya. Baksana ağlaşan. Böyle bir şeye gel. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu arada kuvvetlen öyle pek şey değil. Abi baksana kerpeden gibi ellere bak. Dur ne söyleyeceğimi unutacağım Berk. Kuru fasulye gibi kaynayın orada kok. Sen de fena değilsin Kemal. Abi bizdeki işçilikten toynak gibi oldu eller valla. Ben Pınar Saray sanayisinde çalışıyorum. Babam dedi ki senden bir bok olmaz zaten dedi. Git yazın dedi 3 ay sigara paranı kazan. Benim paketimden alma ne yaparsan yap dedi. Tamam dedim ya sana mı eyvallah edeceğim o zaman. Tabii 2 tane yapıştırdı gittik. Lastikçi onun yanına verdi. İnan aldığım para üstümdeki kıyafeti yıkamaz. Sanayi de p*** dolu. Bütün itleri, atmaları, yanaşmaları, işe yaramayan ne kadar adam babadan bedduvalı varsa kimini lastikçinin yanına, kimisini otel elektrikçisinin yanına vermiş. Bu kadar p***in olduğu arada hiç olağanüstü bir hal olmaz mı olur? Şimdi ben de sanayiye yeni düşmüşüm böyle salak salak etrafıma bakınıyorum. Lastik tam
tamir etmeyi falan öğreniyorum. Sanayinin bütün p***leri benden öncekiler devrecilik yapacaklar. Bana bir şey yapmaları lazım ama ben onlara pek yaklaşmıyorum. Öğlen yemeğine gideceğiz işte. Çay söylediler bir posta. Gittim karşı dükkana, gel dedi, çağırdı Şenol abi. Şimdi herkes sandalyelerine oturmuş. Bana da bir tane akü bırakmışlar. Kapakları da açık. Ben ilk oturduğum zaman kot pantolonla pek anlayamadım onun ne olduğunu. Onlar biliyor ne kadar da pantolonu eritebileceğini o akü suyunun. Çayı içtim, sigarayı içtim. Bana git dediler Zahit abiden, köfteci Zahit'ten 5 porsiyon ekmek içine köfte al. Motosiklet burada. Ayağa kalktım. Ben bir soğukluk ilk baş hissettim ama anlayamadım onu. Abi götümdeki don tülbent bezi gibi olmuş. Pantolon komple gitmiş. Yer yer büyük delikler. Bir atladım motora. Peugeot'la anladım ama soğuk bir yerden alıyor yani. Kafayı bir çevirdim aynadan. Benim götümde ne pantolon kalmış ne don. Kabak gibi çıkmış böyle, bir de oturmuş mu motora böyle. Abi onlar o görür görmez atladım motordan, yere oturdum. Hiç kalkmadım. Sanayiye bir girdim. Sanayi yıkılıyor yıkılıyor. Allah'tan fotoğraf makineleri yok o zaman. Arkadan bir çeksinler böyle, var ya Apple gibi böyle arkadan. Amblem böyle. Bıraktım işim işi, gitmedim zaten bir daha. Benim illaki bir sigara içmem şart. Bugün Özge Borakan'ın ve Ferdi Sancar Bey konuğumdu. Kendine geldikleri için çok teşekkür ederim. Samimi sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sen de sağ ol. Daha nice programlarda görüşmek üzere. Bundan sonra artık ben de babaladayım. Babalara gelene kadar buradayız. Takipte kalın, bizi izlemeye devam. Reis. Bir ricam olacak. Bir daha beni aldırmanızı rica edeceğim sizden. Çok geç değil mi artık? Ama şöyle. Şöyle. Başıma öyle şeyler geldi ki benim İstanbul'a geldim. Artık çantayla dolaşacağım burada. Emniyet sübubu gibi. Abi metrobüse bir biniyor. S**ecekler bizi metrobüsten. Nasıl? Adamın biri bir yasladı bana. Esenler'den Yeni Bosna'ya kadar 3 yaptı. Çocuğu. Berberlerden alışkınım ben. Berber gene fazla kola dayıyor abi. Buradaki favoriyi kestikten sonra şuradaki favoriyi kesmek için buradan hamle yapar mı? Göstermek gibi olmasın. Berber dediğin devam et şuradan. Şuradan dön bu şuradan dön. Yok. Bak böyle yaptı bak. Şöyle yapayım ben falan. Hani artık finale anlamadım. Tövbe estağfurullah. Yaparlar. Buradan berberime selamlar. Çanta delik deşik oldu. Sushi oralarda mı, üstüne gitmesin? Ha, tişört. Ne evet, bu? Ümit Sütan diye bir kardeşimiz hediye etti bana. Trakya dili bu. Trakya evet. Dili. Tişörtler yapıyor. Neyse. Reklam almışsın Kemal'im bakıyor. İyi, böyle bir yerden başlaması lazım sonuçta. Trakya'dan gelmesine de sevindim yani. Oh, çayımız da geldi. Bana göndermemişsin kardeşim. O yüzden buraları bulmayacağız. Kusura bakmasın. Trakya Pazarşan'da takip edebilirsiniz. Çizmişin gene. He, karikatür çiziyorum böyle sıkılınca buraya böyle. Valla siyaset programlarında yapıyorum. Herkes benim böyle bir şeyleri not alıyorum zannediyor. Neyi not alacağım diye. Aynısı babama da yapıyorsun abi. Ona yapamaz ya. Babam konuştuğu zaman oraya Türk Erdes falan çiziyorum. Rahatlamak için çiziyorum. Tabii çünkü göz teması yani. Abisin pederle de göz teması yani. Sigara içmedim ben izlerken ya. Film anımız var pederle. Film mi? Evet. Ben babama bir kere film izledim. Ben hiç filme gitmedim ama. Bizimki de evde geçiyor. Beni kameraya çektirmiş istihbarat daire başkanı ya. Daha... Anlattın bunu bir pinç bölümünde. Moruk eve bir girdim. Dersler nasıldı? Asmışım okul. Dersler nasıl dediğinde belli ki biliyor bir şey yani. Ya bir de böyle yem atmak ne ya? Korku filmi gibi. Ya korku filmi. Oturuyoruz. Herif oturuyor evinden. Kapaçlığa kapanıyor. Hmm, gideyim oraya bakayım. Yok. Oturuyor tekrar. Oh, bir ses geliyor arkasından. Dönüyor bakıyor. Kim, bir şey yok. Finalde diye bir şey çıkıyor. Yok. Altımıza sıçıyoruz lan. Korku filmi ise. Aç kapıyı. Böh. Korkalım mı hala? Bizim peder de böyleydi. Korku filmi efekti vardı. Hazırlıyor. Dayağı hazırlıyor ya. Diyor. Dersler nasıldı? Bırak gibi desem ne diyeceğim? Ne diyeceğim yani? Ne diyeceğim? Yine dövmeyeceksin mi? Dövecek. Korku filminde de, gerilim filminde de kadın ölecek yani, net ölmeyecek mi abi? Kırıç bir tane ses mi geliyor? Kendi kendine. Ya kendi kendini öldürüyor. Babacım canım. Teşke. Yapmış da şeyler yani. Yalnız bir şey fark ettim biliyor musun abi? Sen o Nalan şarkısını söylerken niye o kadar gergindin? Niye o tuşlara o kadar çok daldın? 2 saniyelik bir şeyini yakaladım orada, çok dalgınsın. O kadar mı yaralıyor yani seni? Yaralıyım yani. Ya o 2 saniyelik şeyde ben senin o gözlerinden gördüm onu, biliyor musun abi? Evet. Eyvallah. Üzülmüşsün yani. Üzüldük. Hayatımızı a**tiler. Vallahi mahvet. Sen evlisin a**tiyim. Sen ne ara sen tribe girdin ya? Evlilikten öncesi de var. Anamızdan çıktığımız gibi evlenmedik ki. Öncesinin yarasını kapatmadı mı yani evlilik? Kapanır mı sence? Kapanmıyor mu? Seninki kapandı mı? Benim s**ten kapanmaz. Ben onu... Kapatırım mı diyorsun? Ne anlatacağım? Oğlum Exorcist filmi çektik biz babamla bir de. Bir koydum a**tiyim. Arkamı gördüm, geri döndüm biliyor musun? Kafam döndü. Yemin ediyorum böyle dayak mı yedim? Komando eğiten adam, salona bir giriyorum, altında kamuflaj falan, parmaklarıyla böyle şınav çekiyor böyle. Parmağınla şınav çekiyorsun, şunu vur ben yine acı çekerim ya. Ben de seni dövüyordum hemen. Olacak o kadar kardeş, bu elektriğin bir yere gitmesi lazım evet, yani. Evet, ne yapacağız biz, dayak yiyoruz. Benim kardeşim kızdı, ben bir şey yapmıyordum kız kardeşime, ben gidip dışarıdakilerle kapışıyordum. Ha, ben de dışarıdakilerle kapışıyordum, hıncımı alayıp buna da dalıyordum. Ooo! Ooo, hoş geldiniz. Ünlü misafir.
misafirimiz geldi ama söylemeyiz kim olduğunu. Benim babamla izlediğim ilk film, gerçi filmi ilk o açmış da ben sonradan dahil oldum. Abi bir gün takıldım dışarıda, geç gittim. Biliyorum sinirli adam gelsem çarpacak erken. Gidim saat 12.30-1 gibi giderim. Yaklaştım eve doğru böyle. Dedim o şimdi olmuştur. Yatmıştır, uyumuştur. Bizim evin kapısı açık. Ardına kadar giriş kat. Bütün evlerin ışıkları yanıyor. Belediye bir zamanlar bir kanal açmıştı bize. Büyük bir çanak anten koymuştu bizim evin arka tarafına. Kanal ismi verebilir miyim? Gerçi kapandı o kanal. Yok estağfurullah, tabii ki verebilirim. Babylon Blue diye bir kanal. Tamam abi. Ne? Babylon Blue. O ne lan? Erotik porno kanalı. Açmış onu. Bir güzel nidalar geliyor apartmana yaklaştıkça. Orkestra gibi. Biri susuyor, biri başlıyor. Biri susuyor, biri başlıyor. Lan eve bir girdim. Peder sızmış, uyumuş. Kapatmaya çalışıyorum. Kumanda yok. Yatağa falan baktım. Babamı çevirdim. Buldum. Şortundaymış. Çıkardım. Sesini kıstım. Devam ettim. Şimdi ben böyle yatıyorum. Ha, kapatmadın da. Kapatır mıyım? Kaldın. Yakalamışım. Ya sen ne yapıyorsun? Kapatılır mı o? Baba mirasını devralmak böyle bir şey mi lan işte? Sağda çim varsa oynayacaksın aga. Pedere baktım hiç kalkacak gibi değil. Koydum yastığımı, aldım battaniyemi. Hazırladım tesisatımı. Cila alıyorum, parlatıyorum. Cila alıyorum, parlatıyorum. Peder yatıyor orada dedim. O sızmıştı, kalkmaz herhalde. O horlayıp böyle sızıp kalmış adam. Kemal oynama bu oğlum, yorganları batıracaksın dedi. O battaniyenin altına bir girdim abi ben. Sabaha kadar hiç çıkmadım. Korucu düdüğü gibi olmuş. Korucu düdüğü gördün mü seni? Gördüm. Babam izlediğim ilk film oydu. Annem gün yapıyordu benim bir ara. Hangi anne yapmıyor ki ya? Abi o günlerde ben neler çektim ya. Ben bir de asker çocuğuyum ya. Lojman ya. Gelen herkes asker işi ya. Böyle asker kuaföründen gelme ablalar vardı böyle. Saçlar böyle hani taş atsan geri seker ya. Yani, spreyden. Tabii. Askeri sprey çünkü ucuz. Tabii. Bu kadar sprey böyle. Boylanmaya. Böyle albay eşleri, yüzbaşı eşleri. Geliyorlar evde böyle diziliyorlar. Bir de hiyerarşiye göre oturuyordu herkes. Albay eşi böyle altına minder de koyuyordu ekstra böyle en tepede oturuyor. Öyle dedin şimdi lojman diye söyledim. Biz askerlerde lahmacun satılırdı. Bir arkadaşımız vardı İlker. Çıksın kapıda lahmacun alsın diye dört gözle beklerdik. Gene iyiydiniz yani dışarıya göre. La ne iyiydik. Biz babamızı operasyona gönderiyorduk. Her çalan telefondu. Kesin şehit oldu diye telefona koşuyorduk. Dün bize diyorlardı ki hamburgeri çok ucuza yiyorsunuz. Aşağıda oturan arkadaşımın babasının cesedini kokladım ben. Roket yedik biz binamızı. Adam yanarak öldü aşağıda. Ucuz hamburger için mi? Koyayım hamburgeri. Yani. Alın siz yiyin ya. Kusura bakma. Ben burada çok acayip huylanıyorum. Bunu diyenlere de böyle hani yükseliyorum yani. Hiç şehrin en güzel yerini askeriye vermişler. Sana verelim. Al verdiler işte. Al verdiniz işte. Al ne oldu acaba? Neyse boş ver. Ne yapacaksın? Çok özür dilerim. Bu benim böyle bir yaramdı da. Dokunduğum için ben özür dilerim. Yok estağfurullah. Ya benim yaşadığım yerde. Eyvallah. Eyvallah. Bu şekildeydi yani. Gün fenaydı ya. Sizinkilerin günü daha tabii şey oluyordur. Ben benimkini anlatayım. İşte annem hemşire arkadaşlarını falan çağırmış. Mahalleden bizim komşular var. Bir karma teyzeler bir şey falan. Var ama değil mi? Hemşireler tabii, yani, var, komşular var. Ne güzel bizde. Zabıta eşi falan var. Çimento fabrikasının lojmanlarının emekli olmuş teyzeler var. Tonaj 80'den yukarı. Ablalar. Yani, ablalar. O lastikler buraya kadar. İncecik bacaklar böyle. Kilotlara üstü böyle nasıl taşıyordu bacaklar o yüzden ya? Vallahi bile. Evet. Abi ben şimdi dışarıdayım. Koca gün oynamışım. Evin arka tarafında askerin NATO atış alanı vardı. Askeriye de pek ilgilenmiyordu orası. Biz orada oynuyorduk böyle. 10 kilometre kare bir alan. Arkadaşlarla beraber yavru bir yılan yakaladım. Ya bizim orada normal yani. Biliyoruz da cinslerini. Isırmayacağını bildiğim için yakaladım ben onu. Gezdiriyordum mahallede elimde böyle. Ben onu pet şişenin içine soktum. Acıktım. Karnım acıktı. Dedim eve gideyim. Şimdi evde de gün var. Kısır vardır. Börek vardır. Çörek vardır. Ev nasıl kalabalık ama. Böyle kapıyı bir açtım. İçeriden bir buhar geldi. İçeri girdim. Anne dedim ya benim karnım çok aç bana bir şeyler versene. Elindeki ne dedi? Dedim yılan. Nasıl yılan dedi. Bir döktüm abi. Misafir odasına. Gitti mi yılan? Gitti. Çekyatın altına bir girdi. Tavanlara kadar kısır oldu ev. Bak bağıran kaçıyor. Annem yere oturmuş böyle. Diz kapakları yandı annemin. Onun üstünde patinaj çekmekten. Ev birinci kat balkondan atlayan mı istersin? Kapıları kirişleriyle beraber koparan mı istersin? 60 kişi evin içinde bir karıştım abi. Ben kaldım ortalarında. Deri inek yavrusunu çiğner gibi çiğnediler beni. Kimisin dedi. Başörtüsü önüne gelmiş. Hep duvarlara vura vura gittiler. Şimdi kadın sallanınca başörtü önüne gelmiş. Nereye gittiğini de görmüyor. Beni onlar çiğnedi işte. Üstüme malezeye bırak sürüsü gibi geçtiler. Kapılar daracık. O kapıların kasaları oynamış ya. Düşün bak. Ne olacak hepsi 70-80 kilo. İki kişi geçer mi o kapıdan? Geçmez. Zorluyorlar. Arka taraftan şiştikçe şişiyor. Direkt hepsi mutfağa. Şimdi duyuyorum. Bunu anlatıyor Bökün'e. 60 santimlik yılanı saldı içeri. Vallahi billahi canımızı son kurtardık. Oradan defa bazıyor ki. Trakya'da şöyle bir şey var mesela. Pazarda görürler birbirlerini. Dedikoduya bir başlarlar. İşte gördün mü şu falancanın kızı falancanın oğluna kaçmış. O kız anda da iş yok, güç yok. Ne yapacak bunlar falan filan derken. Bak o kadar çok konuşuyor. Karşıdaki bir şey söylüyor. Nefes alacak ya. Alacağı nefesi bile sözcükle değerlendiriyor. Buradan da böyle çarpıldı. Yaparlar yani. Tabii peder bize bir sopa çekti. Sen bu arada bayağı bir artık tanınıyorsun insanlar tarafından. Ve seni kim milyonlar ister diye program var. Kenan abinin sunduğu. Katıldın. Katıldım. Kaç para kazandın söyleme şimdi. Spoiler olur. Kulağıma söyle. Uff. Benim için denilecek bir rakam. Benim için de. Yok abi senin için de değil. Abi saçmalama benim en az 15 dakikam alıyor o parayı kazanmak. Dilim tutuldu. Ya benim pişmanlığım aslında. Gerçekten pişmanlığım. İyi bir ailenin çocuğuydum. Annem hemşire, babam zamanın lise mezunlarından. Yani iki dil bilen bir adamdı, tamam mı? Vaktimiz varsa onu da anlatabilir miyim? İçimde kalmasın. Estağfurullah. Kendini babamın yerine koy. Ben mi? Evet. Daha başlarken değil mi abi? Dur sakin ol sen. Ben öyle doğdum.
Abi düşün, 27 yıl emek vermişsin, çalışmışsın. Emekliliğin çok yakın. Mesela ben torna tesviyeci olmak istiyordum çok. Lüleburgaz Endüstri Meslekçisini kazandım. Bütün arkadaş grubumda orasını kazandı. Beni onların arasından sıyırmak için götürdü, Kırklareli Endüstri Meslekçisine yazdırdı. Baba dedim ya, beni Lüleburgaz'a gönder, ben torna tesviyeci olmak istiyorum. Çünkü seviyorum yani, gerçekten o işi severek yapıyorum. Sanayide falan da çalıştım o işte. Yok dedi, öyle olmaz dedi ya. Sen dedi tornacı olmaz dedi. Sen git dedi elektrikçi ol. Götürdü beni yazdırdı. Baba dedim bak, bu okula beni yazdırma. İşte müdür yardımcısı arkadaşıymış. Zorla elektriğe yazdırdılar beni. Bir gün okula gittim, bir daha gitmedim. Düşün, emekli olmaya geliyorsun. Dilekçeni veriyorsun. Emekliliği hak ediyorsun. Alıyorsun eline emeklilik kağıdını. Oğlunu köfteciye götüreceksin. Hayal kuruyorsun. Okula bir gidiyorsun. Hocam merhaba. Kemal'i alabilir miyim? Emekli oldum. Köfte yemeye götüreceğim. Hoca sana diyor ki Kemal okula bir gün gelmiş, bir daha hiç gelmemiş. Aradan 90 gün geçmiş. Adam daha okulun kapısından çıktığı gibi düşmüş dizlerinin üstüne. Gülüyorum, eğleniyorum ama benim içimde böyle sanki zift kaynıyor. Ben aileme karşı kendini sorumluluklarını yerine getirememiş bir insan gibi hissediyorum. Düşündükçe, geriye döndükçe. Bak, finali gelmemiş konular seni çok duygusal bir yoğunluğa soktu şu anda. Onun eminim. Gözlerinden anlaşılıyor zaten. Diyemem ki bak şöyledir böyledir de diyemem. Yaşamadığım bir şey. Ama finali gelmemiş konular insanı yarım bırakıyor işte. Bugün olsaydı belki de dönüp babana diyecektin ki aslında sen belki bana faydalı bir hareket yapmaya çalıştın ama öyle değil yani. Çünkü istemiyordun orayı. Söyledim de yani, ben gitmek istemiyorum dedim. Zorla gönderdim. Şöyle düşün bak. Ben matematik defterimin arkasına çizim yaptım. Yıllarca. Bir öğretmen geldi dedi ki bunlar çiziyorsun dövdü. Babama şikayet etti. Eve gittim. Ben güzel sanatları kazandım yetenek sınavıyla. Üçüncülükle hem de. Buymuş. Benim matematik defterimin arkasında çizdiklerimmiş benim yeteneğim yani. Ki düşün bak, ben kursa dahi gitmeden girdim yetenek sınavına. O şekilde kazandım. İnsanlar aylarca kurslara gidiyor. Ya öyle hayal kırıklığı yaratmış bir çocuğum ben. Abi hayal kırıklığı yaratmadın aslında. Çok seviyorlar bizi. Bir gün biz bu dünyadan göçeceğiz, gideceğiz. Zahmet çekmesin. Gittiğimiz zaman bu çocuk bizim kanatlarımız altında olmayacak artık. En azından kendi ayakları üzerinde durabilsin diyorlar. Düşünüyorlar geçmişten gelen tecrübelerle maalesef. Diyorlar ki avukatları iyi para kazanır, doktorları iyi para kazanır. Bak para kazanırdan bahsediyorlar onlar. E tabii ki paracı insanlar oldukları için değil. Biz bu çocuğa harçlık vermeyi kestiğimizde bu çocuk kendi harçlığını yaratabilsin diye öyle düşünüyorlar. Düşünceleri yanlış değil ama uygulama yanlış. Bunu bir eksiklik olarak, bir yarım kalmışlık olarak ya da bir ihanet olarak görme. Tık değişmiş. Hayır, bu kadar abi. Bir sabah kalktım, annemle ikimiz kaldık. Hayat böyle. Maalesef. Hayattayken kıymetlerini bilmek lazım. Onu öyle zorlamamak lazım. O da çok büyük bir yük yüklüyor insanın üstüne. Bu kadar detaycı düşünmeyeceksin. İhtiyaçları var mı yok mu diye 2 günde soracaksın. Her gün gerekiyorsa arayıp soracaksın. Ama bu kadar abi. Hani kıymetini bilemedim dersen kafayı yakarsın. Kıymet bilemedim, kıymet bilemedim. Bunu yaparsan delirirsin. Okumuş profesör de olmuş olsan başka bir sebep içinde yine cız diye kalacak. Kalacak. Bunun dibine çok fazla. Gerçi bana helal etmişti hakkını da. E tamam, helal etmiş işte. Benim başımı hiç öne eğmedi dedi. Teşekkür ederim dedi o zaman. Onu dedi yani. En azından bu kulaklar duydu. Benim babam da hep benim başıma öne eğdim diyor. Allah kısayım ya. Daha iyisin. Böyle bakıyor bana. Kısa, ben sanki çok uzunum. Sen benden uzunsun. Ben ne yapayım? Dertlendik vallahi. Vallahi dertlendik ya. Hadi. Ne? Ne oldu? Bir dönemin yandaşları gibisiniz yemin ediyorum ya. Ülkenin enerji sorunu nasıl çözülür diye soruyorlardı ya zamanında. Ben hep diyordum o yandaşların bileğine takacaksın böyle enerji toplayan bir panel. Alkışlarını çözecek böyle. Aa nasıl s**erdik enerjinin dünya lideri olurduk eminim. Şak şak şuradan geçirmiyor memleket. Nereden yani, nereye geldi ben ya? Ben de üzüldüm ya. Bilmiyorum, bilen var mı ama ben mesela okulda da din dersi gördük. Teravihin 33 rekat olduğunu cami tuvaletlerinde torpil atarken öğrendim. Nasıl yani? Ya bizim hobilerimiz arasında cami tuvaletlerindeki dedelere torpil atmak vardı. Ekibi kurmuşuz gene, ekip zımba gibi. Cami tuvaletleri böyle üstü düz betondu, tamam mı? Arkası da menfezli, böyle tahtadan açılmalı. Ben evde hazırlıyordum mesela. 5'i bir yerde diyorduk biz ona. 5 tane torpil, 2 karış elektrik bantı, 1 tane mum, bir de kibrit. Lütfen malzemeleri şu aşağıya yazarsak arkadaşlar. Bir ters bir düz yapıp 5 tanesini bantlıyordum. Hepsinin fitillerini bir araya topluyordum. Mum eritiyordum. Hepsini birbirine monteliyordum. Çivi de koysaydın yanına. 1 metrekare yer zaten. Hazırlıyordum onu abi 5-6 tane. Bu cami tuvaletinin üstü düşün abi. Ben buradan belime kadar dışarı sarkılıyordum. Erkan ayaklarımı tutuyordu. Bakıyorum dede böyle tuta tuta geliyor. Koşuyor adam. Menfezden aşağı bir atıyorum. 1 metrekare yerde 5 tane torpil bir patlıyor. Ben koşarak sıçan dede gördüm. Koşarak kopmuyor da. Kalpten gideni olabilir de Allah korusun. İşte öldüreceğiz herhalde adamını. 70 yaşında 80 yaşında adamlar da var. Yani duvara grafiti çıkaran mı istersin? Meslere dolduran mı istersin? Adam yetiştiremiyor. Torpil patlayınca patlatıyor ne varsa gidiyor. Neler oldu ki? Selam göndermiyorsun diye beynimin etini yiyorlar. Selam göndermem lazım, küfür ediyorlar. Estağfurullah, gönder lütfen. Buradan mesela bütün çalışma arkadaşlarıma, Limak'taki bütün personele selam gönderiyorum. Özellikle Çağlayan dayıma ve Sedat dayıma selamlar. Selamlar. Artık küfür etmezsiniz bana. Kemal çok teşekkür ederim. En yakın zamanda bekliyoruz programı da. Bu arada yazılar yazdılar. Programın adı babanın oğlu Kemal oldu. Emircimiz Remzimiz de askere gitti. 18 günlük de olsa askerlik fotoğrafını şuraya bir koyalım. Emir Remzi Sadıkoğlu'na hayırlı tezkereler diliyoruz.